嗯。<music> Ana yolculuğumuzun yeni adımına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bu adımda bizi mutlu sona doğru biraz daha yaklaştıracak bir konuyu daha birlikte anlamaya, kavramaya ve meşk etmeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz yine tecrit uygulamalarından iki konuyu birlikte el almaya çalışacağız bu dersimizde. İklap ve ikhfa-i Şefeviye. Her zaman olduğu gibi önce örnekler üzerinde meş çalışması yapacağız. Bu meş çalışmasından sonra tanımımızı ve tarifimizi birlikte yapmaya çalışacağız. Önce örneklerimizle uygulamaya başlayalım. Yembu'a 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 yembu Evet. Peki ne yaptık burada? Sakin bir nun harfinden sonra ba harfi ile karşılaştık. Sakin nun harfinden sonra ba harfi ile karşılaştığımızda buradaki nun sesini mim sesine çevirdik ve bir müddet yine genizimizde akıttıktan sonra sesi ince formatta akıttıktan sonra ba harfi ile tilavete devam ettik. Tekrar okuyorum. Yem bu Yem bu -a yembu'a. Evet, bir örnek daha alalım sonra tanım yapacağız. Evet. Yine bir önceki örnekte olduğu gibi sevgili seyirciler, sakin nun harfinden sonra ba harfiyle karşılaştık ve aynı kelime içerisinde okuyalım. Ve me yazılışı, okunuşu. Ve me ve me Vema yembri, vema yembri. Tenvin ya da sakinin harfinden sonra ba harfiyle karşılaştırdığımızda, karşılaştığımızda aynı kelimede ya da farklı kelimelerde bu olabilir yan yana geldiğinde. İklap yapıyoruz. Nedir iklap? Nun sesini mim sesine dönüştürüyoruz ve bir müddet genizimizde akıttıktan sonra ba harfiyle tilavete devam ediyoruz. Ve bunun adına biz iklap diyoruz. Ve mâ Ve mâ Ve mâ Ve mâ Evet, bir örnek daha alalım. Evet, dikkat ederseniz sevgili seyirciler, burada şu iki, ilk iki örnekte sakin nun harfinden sonra ba ile karşılaştık. Üçüncü örneğimizde ise tenvinden sonra yine ba harfi ile karşılaşıyoruz. CEMİ'AN <Sessizlik> ba'dukum. جميعا بعضكم جميعا بعضكم جميعا بعضكم ne yaptık tenvinden sonra ba harfi geldi tenvindeki nun sesini mim sesine dönüştürdük ve bir müddet genizimizde akıttıktan sonra ba harfiyle tilavete devam ettik. İklapta en önemli özellik şudur sevgili seyirciler bir kelimenin içinde olabileceği gibi iki ayrı kelimede yine tenvinle ba harfi yan yana gelebilir burada gördüğümüz gibi. Demek ki yazılışı cemi'an ba'dukum okunuşu cemi'an ba'dukum ancak dikkat etmemiz gereken şudur. Burada mim sesi ile ba' sesi arasında fasıla vermememiz gerekir. Sanki şeddeliymiş gibi tilavete devam etmemiz gerekir. Cemi'an ba'dukum ba'dukum cemi bakum Evet bir örnek daha alalım çok güzel örnekler yine tenvinle devam ediyoruz tenvinden sonra ba harfi ile karşılaşıyoruz tenvin veya sakin nun harfinden sonra ba harfi yan yana geldiğinde iklap yapıyoruz ne demek tenvindeki nun sesini veya da sakin nun harfini mim sesine dönüştürüyoruz. Bir müddet genizimizde yine tatlı bir formatta akıttıktan sonra, ince formatta akıttıktan sonra ba harfiyle tilavete devam ediyoruz. Ve bunun adına biz tecrit uygulamalarında iklap diyoruz. Okuyalım. Şedidum bime Şedidum bime Şedidum bime şedidum bima şedidum bima Evet bir örnek daha alalım. Bir örneğimizi daha görelim. Evet. Şimdi de sakinun harfinden sonra ba harfiyle karşılaşıyoruz. Yine iklap yapıyoruz. Okuyalım. Yüm billah. yüm billah yu'min billah yu'min billah yu'min billah dönelim hemen tanımımızı yazı üzerinde görelim sakin harfi sakin harfinden sonra bağ harfi Aynı kelimede ya da ayrı ayrı kelimelerde fark etmez. Yan yana gelmeleri önemli. Geldiğinde buradaki sakinun sesini Mim sesine dönüştürüyoruz ve bir müddet genizimizde akıttıktan sonra fasıla vermeksizin, ara vermeksizin, seste bir kesinti meydana getirmeksizin ba harfiyle tilavete devam ediyoruz. Tekrar okuyorum. Yümmin <laughs> billah yümmin billah yümmin billah Genel bir tanım yapalım şimdi. Demek ki tenvin ya da sakin nun harfinden sonra ba harfiyle karşılaştığımızda bir diğer ifadeyle tenvin veya sakin nun harfi ile ba harfi yan yana geldiğinde, harekeli ba harfi yan yana geldiğinde bu tenvindeki nun sesini, sakin nun sesini mim sesine dönüştürüyoruz. Bir müddet akıttıktan sonra ba harfi ile tilavete devam ediyoruz. Ancak seste bir fasıla olmuyor. Seste bir ayırma söz konusu olmuyor. Ve ba harfiyle tilavete devam ediyoruz. Bu uygulamaya biz, bu uygulamanın adına biz tecvid uygulamalarında sevgili seyirciler iklap diyoruz. Şimdi bu beş örneğin tamamını açmadan, büyütmeden yazıyı tamamını beraber bir meşk edelim. Evet. Yem bu birinci örneğimiz. Yem bu ينبوع وما ينبغي وما ينبغي وما ينبغي اشجر جميعا بعضكم جميعا بعضكم جميعا بعضكم dördüncü örnek. Şedidum bime, şedidum bime, şedidum bime, şedidum bime. Son örneğimiz. Yümin billah, yümin billah. uygulamalar iklap uygulaması. Dersimize devam edelim. Şimdi ikinci bölümümüzde tecrit uygulamalarından iklabı gördük. Yine bu dersimizde bir de ihvâ-i şefeviye uygulamasını göreceğiz. Birbirleriyle ilintili olduğu için biraz hem tanımları itibariyle hem de uygulamaları itibariyle biraz birbirlerine benzediği için iki konuyu aynı anda birlikte tedirici olarak işlemiş oluyoruz. Tenvin veya sakin nun harfinden sonra ba harfi geldiğinde iklap oluyor. Sakin mim harfinden sonra ba harfi geldiğinde ise ihvâ-i efeviye oluyor. İklapla İklapla ihfa-i şefevi arasındaki fark şu sevgili seyirciler. İklapta tenvin ya da sakin nun harfinden sonra ba gelirken, ihfa-i de sakin mim harfinden sonra ba geliyor. Ancak uygulamalar birbirine çok benziyor. Bir görelim bakalım. Evet. أتيناكم بقوة، أتيناكم بقوة، أتيناكم بقوة، أتيناكم بقوة. برد يزداد. E, mim gözüküyor. Yine okunma esnasında da mim sesini akıtıyoruz. Oysa iklapta nun sesi vardı ve tenvindeki nun sesini ya da sakin nun sesini mim sesine dönüştürerek sesi genizimizde akıtıyorduk mim sesini. Buna biz iklap diyorduk. Burada ise sakin mim zaten yazıda da sakin mim, okunmada da sakin mim sesini akıtıyoruz. Bir örnek daha alalım. Daha net algılayabilmek için. Evet. تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ Termihim Tabi iklapta da ihva-i şefeviye dedi sevgili seyirciler. Sesi genizimize intikal ettirdiğimizde diğer uygulamalarda olduğu gibi genizimizi verimli kullanarak tatlı bir name şeklinde sesi genizimizde akıttıktan sonra ba harfi ile tilavete devam ediyoruz. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Ritimle name ile sesi akıtmaya özellikle dikkat ediyoruz. Termihim bihijarah. Tirmihih bi hijara, Tirmihih bi hijara, Tirmihih bi hijara, Tirmihih bi hijara. Bir örnek daha alalım sevgili seyirciler. Çok güzel bir örnek rabbuhum bizen bihim Çok özel bir örnek bu. Neden? Çünkü birlikte görelim. Sakin mim harfinden sonra ba harfi geldi. İhfa işepevye yaptık. Bakın devam edelim. Aynı kelime içerisinde sakin nun harfinden sonra ba harfi geldi. İklap yaptık. Sakin mim harfinden sonra ba harfi geldi. İhfa işepevye yaptık. Sakin nun harfinden sonra ba harfi geldi iklap yaptık. Dolayısıyla iki kelime içerisinde hem ihfa-i uygulamasını hem de iklap uygulamasını görüyoruz. Uygulamalar itibariyle, ses itibariyle birbirine çok benzeyen, neredeyse birbirinin aynı olan iki uygulama ancak yazı itibariyle birbirinden tevkalade farklı. Rabbuhum bizen bihim Rabbuhum bizen bihim Rabbuhum biden bihim. Rabbuhum biden bihim. Mim sesinden bazı sesine geçiş çok kolay. Çünkü ikisi de aynı kaynaktan çıkıyor. Nun sesinden... E, bağ sesine geçmek daha zor. Dolayısıyla buradaki tecil uygulamasında hem kolaylığı görüyoruz. İklapta nun sesini mim sesine dönüştürüyoruz ve ba harfine kolaylıkla geçiyoruz. Hem de buradaki sesin akıtılmasıyla, genizin verimli kullanılmasıyla da Kur'an-ı Kerim'in tilavetine ayrı bir renk, ayrı bir güzellik katıyoruz. Ayrı bir güzellik meydana geliyor. Tekrar okuyorum bakın. İlk uygulamamız İhfa-i sevgili seyirciler. ikinci uygulamamız ise İklap. Uygulama birbirine çok benziyor ancak yazı itibariyle ciddi farklılık var. Rabbuhum bi dhanbihim Rabbuhum bi dhanbihim Rabbuhum bi dhanbihim rabbuhum bizen bihim ilk uygulamamız i şefeviye sevgili seyirciler ikinci uygulamamız ise iklab çok güzel bir örnek çok, çok özel bir örnek evet devam edelim yine İhbâ-i şefeviye uygulamasını görelim em <demek> bihinne <Endekti> em bihi dinne dinne evet peki ne yaptık sakin mim harfi ba harfi ile karşılaştı bir diğer ifadeyle yan yana geldi buradaki mim sesini genizimize akıttık ancak ara vermeksizin ara vermeden ba harfi ile tilavete devam ettik em bihi em

وبدلناهم بجنتيهم وبدلناهم بجنتيهم وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ Peki burada ne yaptık? Yine görelim hemen. Sakin mim harfi sevgili seyirciler. Sakin mim harfinden sonra harekeli ba harfi. ikisi yan yana geldi ve biz ihfai şefeviye uygulaması yaptık. Sesi genizimizde akıtmak suretiyle mim sesini ba harfiyle tilavete devam ettik. Ve badalnahum bi gennatihim ve badalnahum bi gennatihim ve Şimdi kısa bir tanımlama yapalım sevgili seyirciler ne yaptığımızı kısaca konuşalım bu da şu sevgili seyirciler yaptığımız. Sakin nun harfinden sonra ya da tenbiğinden sonra harekeli ba harfi geldiğinde iklap uygulaması yaptık. Nedir bu iklap uygulaması? Sakin nun harfini mim sesine dönüştürmek, sakin nun sesini mim sesine dönüştürmek ya da tenbindeki nun sesini mim sesine dönüştürmek ve genizimizde bir müddet tatlı bir name şeklinde akıttıktan sonra ba harfi ile tilavete devam etmek ancak sesler, ses arasında asla fasıla bir ara vermiyoruz ve sanki birbirine bağlıymış gibi tilavete devam ediyoruz. Bunun adı iklaptı. Peki şeyde ne yaptık? İhfa şefeviyede ne yaptık sevgili seyirciler? Sakin mim harfinden sonra ba harfi geldi. Yine aynı şekilde ses mim sesini genizimizde akıttık ve ba harfiyle tilavete devam ettik. Bunun adına da ihfai şefeviyye dedik. Yazı itibariyle iklapla ihfai şefeviyye arasındaki fark şudur. İklapta sakin nun harfinden sonra ba harfi, ihfai şefeviyye ise sakin mim harfinden sonra ba harfi geliyor. Ama uygulama itibariyle, ses itibariyle ikisinde de mim sesinin akıtılması sebebiyle birbirine fevkalade benzeyen uygulamalardır. Bu aşamada şimdi Kur'an-ı Kerim'den seçtiğimiz örnekler üzerinde uygulama yaparak hem iklâp uygulaması hem de ihfâ-i uygulaması eğer varsa diğer tecrit uygulamaları daha önce gördüğümüz tecrit uygulamalarını birlikte hem icra edelim hem de tahlil ederek ne yaptığımızın farkına varmaya çalışalım sevgili seyirciler. Devam edelim. Evet. Buradaki ayet kelimeler var. Hemen ayet kelimelerimizi bir böyle bir açalım. Evet. Tenvin şurayı görelim. Tenvin. Tenvinden sonra ba harfi gelmiş. Öylesine yapmamız gerekiyor. İklap yapmamız gerekiyor. Devam edelim. Yine bir tenvinimiz var. Tenvinden sonra fa harfi gelmiş. Fa harfi ihfaya sebep olan harfler. Öyleyse orada ihfa yapacağız. Devam edelim. Sakin nun değil. Bu harekeli bir nun. Dolayısıyla tecrit uygulaması aramıyoruz. Ve yine şurada şeddeli bir nun harfimiz var. Orada da yine sesimizi akıtmamız gerekiyor. Sesi genizimizde tatlı bir şekilde akıtmamız gerekiyor. Ve ra harfini de kalın okumamız gerekiyor. Vakıf yapmak suretiyle. Okuyorum şimdi bakın. Hikmetun balığa İklaf uygulaması. Hikmetun balığa Hikmetun balığa Hikmetun balığa Hikmetun balığa Tamamını okuyorum. Örneğimizin. Hikmetun بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر Evet uygulamalarımızı söyleyelim. şurada iklap uygulaması yaptık. Yine tenvinden sonra şurada fa harfi geldi. İhfa uygulaması yaptık. Şu kelimede sevgili seyirciler şeddeli nun harfi sesi genizimize intikal ettirerek akıtmamız gerekiyor. Tatlı bir name şeklinde sesimizi akıttık. Ve ra harfini kalın okuyarak ra harfi üzerinde vakıf yaptık. Dolayısıyla oradaki damme harekeyi de sükuna, cezme dönüştürerek vakıf yapmış olduk sevgili seyirciler. Son uygulama Hikmetum baliratun thamatun nuzur. Evet, diğer örneklerimize devam edelim. Bir diğer örneğimiz Hemen görelim örneğimizi. Bakalım ne var? Sakin bir mim harfi ile karşılaşıyoruz. Sakin mim harfinden sonra peki devamında bir ba harfi var mı? Yok. Dolayısıyla demek ki ihfai şefeviye uygulaması yapamıyoruz. Devam edelim. Sonra şeddeli bir nun harfimiz var. Şeddeli nun harfinde sesimizi akıtıyoruz. Ennelme kısme. Yine bir tenvinle karşılaştık. Evet. Dammenin tenviniyle karşılaştık. Peki tenvinden sonra ne var? Ba harfi var. Öyleyse yine iklaf uygulaması yapacağız. Ne yapacağız? Tenvindeki n sesini, n sesini, mim sesine dönüştüreceğiz. Bir müddet akıttıktan sonra ba harfiyle devam edeceğiz. Kısmetum <laughs> beynehum. قسمة بينهم، قسمة بينهم، قسمة بينهم، شوف أعد كلمة تمامًا أو كيلم، "وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَاءَ قِسمَةٌ بَيْنَهُم". وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ Dismetum beynehum Dismetum beynehum Uygulamanın adına şurada iklap dedik sevgili seyirciler. Diğer örneğimizde yine uygulamalarımıza devam edelim. Hemen örneğimizi görelim. Tenvin gördüğümüzde hemen bir tecrit uygulamasının olabileceğini aklımıza getirmemiz gerekiyor. Tenvini gördük. Peki tenvinden sonra hangi harf var? Tenvinden sonra ba harfi var. Öyleyse yine ne yapmamız gerekiyor? İklap uygulaması yapmamız gerekiyor. Tenvindeki hmm, sesini mim sesine dönüştüreceğiz. Sakin mim sesine ve bir müddet akıttıktan sonra ara vermeksizin, fasıla vermeksizin bağ harfiyle tilavete devam edeceğiz. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ sudu. Yine Ra harfini kalın okuduk. Çünkü vakıf sebebiyle cezme dönüştürdük, sakin kıldık. Sakin kılınca hemen bir önceki harfin harekesini aradık. Vav harfinde yok. Dal harfini hemen döndük. Dal harfinde damme harekeyi görünce Ra harfini kalın okuduk. Ve Ra harfi üzerinde vakıf yaptık. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۖ <input of> <Lilithidhi> <One input ofarrêteraaa> İnnehu alimun bi zati sudur iklaf uygulaması alimun bi zati alimun bi zati alimun bi zati alimun bi zati innehu alimun bi zati sudur. Evet bu örneğimizin geçelim. Buradaki ikna uygulamalarını gördük. Devam edelim uygulamalarımıza. Sevgili seyirciler, şimdi burada iki örneğimiz daha var. Bakalım iki örnekte tecvid uygulamaları itibariyle karşımıza ne çıkacak? Açalım, örneğimizi biraz büyütelim. Büyüttük. Devam edelim ve fi zalikum sakin mim harfi. Sakin mim harfini gördüğümüzde yine bir tecit uygulaması karşımıza mutlaka çıkacak. Sakin mim harfinden sonra mim harfi gelirse idgamu misleyn ma'lun ne? Daha önce çalıştığımız uygulamalar. Sakin mim harfinden sonra burada olduğu gibi ba harfi geldiğinde ikfa-i şefeviye ve bunun dışında kalan yerlerde yazıldığı gibi okuyoruz. Yani izhar ile okuyoruz. Herhangi bir tecrit uygulaması söz konusu değil. Yani yazım ile okuma arasında bir fark söz söz konusu değil. Dolayısıyla sakin mim harfinden sonra mim harfi geldiğinde idgamu misreyn ma'lun ne yapacağız? Sakin mim harfinden sonra ba harfi geldiğinde ihfa-i şefeviye yapacağız. Nedir ihfa-i şefeviye? Bu derste çalıştığımız bir konu. Mim sesini genizimizde akıtıyoruz ve fasıla vermek ara vermek sizin ba harfiyle tilaveti devam ediyoruz. Devam edelim. Yine bir tenmin geldi hemzede. Bele, un, sonra bir mim harfi geldi. Bununla çok ilgisi yok. Çünkü sakin mim harfinden sonra biz ba harfi geldiğinde ihfa-i şefevi yapıyorduk. Burada tenvinden sonra bir mim harfi geldiğinde önceki derslerimizden hatırlamaya çalışalım. İdgam ma'al gunne yapmamız gerekirdi. Yine burada bir tutma söz konusu. Min rabbikumu da mir rabbikum şeklinde okuyacağız sevgili seyirciler. Ve fî zâlikum belâum وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم أبت ذلكم بلاء وفي ذلكم بلاء وفي ذلكم بلاء إخفاء شفوية

Bakalım burada karşımıza ne çıkacak? Evet, sak devam ettik. Ve la te'kulu emwalekum. Sakin bir mim harfi geldi. Ancak sakin mim harfinden sonra harekeli bir mim harfi söz konusu değil. Dolayısıyla idgham misleyin malum ne de değil. Sakin mim harfinden sonra ba harfi yok. Dolayısıyla yine ihfa işe söz konusu değil. Öyleyse yazıldığı gibi okuyacağız emvelekum. Şimdi bir tane daha sakin mim harfimiz geldi. Şurada görebiliyoruz. Sakin mim harfimiz geldi. Peki sakin mim harfinden sonra ne geldi? Bakın harekeli bir ba harfi geldi. Öyleyse burada ihfai şefeviye yapacağız. Dolayısıyla emvelekum beynekum emvelekum beynekum أموالكم بينكم أرني تماما ولا تأكلوا أموالكم بينكم ولا تأكلوا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ Ayet-i devam ediyor. Biz burada ihfa i iyi, algılayabilmek için, iyi kavrayabilmek için ayet-i orada kesiyoruz ve uygulamalarımıza devam ediyoruz. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ أموالكم بينكم أموالكم بينكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم. Evet demek ki emwalikum beynekum. Burada sakin mim harfi ile ba harfi arasında ihfa iş efeuye gerçekleştirmiş olduk sevgili seyirciler. Şimdi son beş örne son örneklerimizi, son ayet kelimeleri örneklerimizi okuyarak dersimizi sonlandırmaya çalışalım. Artık açıklama yapmadan ilk ayetimizi okuyoruz. حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر. Evet ikinci geçtik. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ Evet, ihlaf uygulamalarına ve ihfa şefe uygulamalarına özellikle, özellikle dikkat ediyoruz. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ İnnehu alimun bi zati sudur İnnehu alimun bi zati sudur Evet üçüncü De okuduk. Ve uygulamasıyla son verelim. وفي ذلكم بلاء من ربكم وفي ذلكم بلاء من ربكم وفي ذلكم بلاء من ربكم Evet sevgili seyirciler son uygulamamız ve son, son örneğimiz. Ve la ta'kulû emvâlekum beynekum ve la ta'kulû emvâlekum beynekum ve la Evet sevgili seyirciler böylece bugünkü çalışmamızın da bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Kısa bir özet. Bugünkü çalışmamızda bu dersimizde ne yaptık sevgili seyirciler? İklap ve ihvâ-i şefeviye uygulamalarını gerçekleştirdik. Peki nedir iklap? Tenvin ya da sakinin harfinden sonra ba harfi geldiğinde, harekeli ba harfi geldiğinde tenvindeki nun sesini, sakin nun sesini mim sesine dönüştürüyoruz ve bir müddet genizimizde tatlı bir name şeklinde akıttıktan sonra sesler arasında fasıla vermeksizin bir ayır, ayırma söz konusu olmaksızın ba harfiyle tilavetimize devam ediyoruz. Bu uygulamanın adına biz iklap dedik. Peki ihfa-i şefeviye nasıl oluyordu? İhfa-i ise sakin mim harfinden sonra ba harfi geldiğinde sakin mim sesini genizimizde akıtıyoruz. Tatlı bir name şeklinde bir müddet akıttıktan sonra yine ara vermeksizin ba harfiyle tilavete devam ediyoruz ve biz bunun adına ikfa-i şefevuye diyoruz. İklapla ikfa-i şefevuye arasında yazılım itibariyle, yazım itibariyle bir fark var. İklapta tenvin ya da sakin nun harfinden sonra ba harfi gelirken, ihfa şefeviyede sakin mim harfinden sonra ba harfi geliyor. Ama uygulamaları itibariyle her ikisinde de mim sesini akıtıyoruz. Nun harfinde mim, mim, mim nun da mim nun sakin nun sesinde mime dönüştürme yapıyoruz ki bunun adına biz iklap dedik. Demek ki iklaptaki nun sesini, tenvindeki nun sesini mim sesine dönüştürüyoruz. İhfa şefeviyede ise zaten var olan sakin mim sesini akıtmak suretiyle tilavetimize devam ediyoruz. Sakin nun harfinden sonra ba harfi geldiğinde iklab, sakin mim harfinden sonra ba harfi geldiğinde ihfai şefaviye oluyor. Böylece bugünkü uygulamamızda, bu dersimizde yine tecvid uygulamalarından bir tanesi olan iklap uygulamasını ve diğer bir uygulama olan ihfâ-i şefeviye uygulamasını Kur'an-ı Kerim'den seçtiğimiz yoğun örnekler üzerinde birlikte meşk etmeye, anlamaya ve kavramaya çalıştık. Yolculuğumuzun bir sonraki adımında yeniden buluşmak dileğiyle her anımızda yanımızda Kur'an'ımız olsun. Allah'a emanet olun sevgili seyirciler. <laughs>